Merhaba arkadaşlar, ben Ümit Kirenci. Tasarım ve mühendislik konularını paylaştığımız kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta size kameralar için yaptığımız Steadicam'i yani kamera sabitleyiciyi tanıtacağım. Bu kamera sabitleyici YouTube'da motosiklet incelemeleri çeken sevgili arkadaşım Mustafa için yapmıştım. 3 boyutlu yazıcılarla fonksiyonel ürünler yapmayı daha çok seviyorum. Böyle tabii ki maketler, oyuncaklar veya biblolar, oyun karakterleri basmak da eğlenceli. Bunlar da güzel şeyler ama ben fonksiyonel şeyler yapmayı, yani günlük hayatta bize ekonomimize dokunacak, para kazandıracak, hatta bir şeyler almaktan vazgeçecek ürünler yapmayı daha çok seviyorum. Bu da onlardan biri oldu açıkçası. Ben hep Mustafa'nın çekimlerine katılıyordum ve onun çekimlerde kamera kullanırken yaşadığı zorlukları görüyordum ve aslında bana hep sinema ekipmanlarından bahsediyordu, almak istediği ekipmanlardan. Biz de o zaman yani incelerken açıkçası bakarken ona böyle bir şey yapabileceğimi söylemiştim. Buna benzer çok video var zaten YouTube'da, benzer çalışmalar var. Fakat benimki de kendi tamamen özgün bir bakış açısı aslında. Bütün parçalarını, komponentlerini ben tasarladım. 3 eksende de hareket serbestisi var. Kısaca Steadicam'i tanıtayım. Kamerayı üst kısma takıyoruz. Tabii ben mevcut kamerayla çekim yaptığım için buraya kamerayı koyamadım ama kamerayı üstüne oturtup alttan bu somunla sıkıştırıp kamerayı sabitliyoruz. Gövde kısmı dediğim aslında bütün hareket serbestisini bize sağlayan yer. Bunların yanlarında 3 boyutlu yazılarda kullanılan bu kapalı rulmanları kullanmıştım. Bütün hareketi aslında bu kollarla sağlıyoruz. En az iki yerden tutmak da hani daha dengeli ve stabil ve uzun süre çekimlerde kolaylık sağlaması açısından ben iki elle tutulmasını istemiştim. Bu alttaki kollar ise üzerine taktığınız kamera ekipmanının bazı ilave aksesuarları oluyor. İşte yanına batarya takıyorsunuz, üstüne flash takıyorsunuz veya çekimin özelliğine bağlı olarak farklı boyda ve ağırlıkta lensler takıyorsunuz. Bu kollar da aslında tamamen tam montajlı haldeyken dengesini sağlamak için, şöyle göstereyim, yönünü belirleyebildiğiniz, üzerine ağırlık takabildiğiniz, bunların hepsi hareketli aslında, dönüyorlar. Yani kamerayı üzerine taktıktan sonra ekipmanlarla beraber tüm sistemi dengeye alıp çekim hazır hale geliyor. Ben ağırlıklar için de rulman kullanmıştım. Bu rulmanı uç kısma getirmekle dip kısma getirmek arasında hani tamamen moment hesabı aslında. Üzerine koyduğunuz aksesuarın, bakın mesela şu an neredeyse dik duruyor, yani buraya bir ağırlık koymama rağmen. Fakat ben bu ağırlığı kenara aldıkça kontrol yönünde bir açı vermeye başlıyor. Üzerindeki kameranın ağırlığı ile beraber tüm sistemi aslında statik olarak dengelemiş oluyorsunuz. Bu Steadicam ile yapılmış çekimleri de aslında yukarıda karta paylaşayım. Mustafa o zaman bir MT25 incelemesi çekmişti. Orada bunları kullanmıştı. Hatta çok komik bir anısı var. Şu alt kısımda bir parça var. Bunu anlatmayı unuttum. Buraya da ilave ağırlık takıyorsunuz. Yani tüm sistemin ataletini arttırmak adına, ya yani ani hareketlerde veya hızlı çekimlerde sistemin ataletini arttırmak için buraya ağırlık takıyorsunuz. Ben ona bir çekim için hazırladığımda alt ağırlık, yani üzerinde çok ciddi bir maliyet olan ekipman vardı ve ağırlığı düşmüş, sistemi zor kurtarmış. Hatta çok komik anlatıyor kendisi de. Böyle bir anımız var kamera sabitleyici ile ilgili. Birkaç fuarda sergiledim. 2017'de Maker Faire'e katılmıştık. Orada hatta Erdil Yaşaroğlu'na da bunu kullandırdım. Biz fuara katılmıştık. Baktım karşıdan Erdil Yaşaroğlu geliyor. Hemen bunu elime aldım. Önüne geçtim. Abi dedim şunu bir dener misin falan. Hemen ilgisini çekti onun da. Kendisi de bunu bayağı beğenmişti aslında. Orada eğlenmiştik yani, biraz sohbet etmiştik.
Sonrasında inovasyon haftasında sergilemiştik. Orada da makerlara özel bir stand açılmıştı. Biri geldi böyle özellikle bununla ilgilendi. Aldı, üzerinde kamera vardı. Böyle ciddi ciddi geziyor, çekiyor, böyle çekiyor bir şeyleri vesaire. Yani meğerse yönetmenmiş. Çok ilgisini çekmiş. Mekanik olarak böyle bir sabitleyiciyi görünce. Bayağı başarı bulmuştu. Bize tavsiyeler vermişti o zaman da. Böyle bir ürün. Bu tarz ürünler özellikle sinema sektöründe çok kullanılıyor. Veya yarı amatör, profesyonel çekim yapan insanlarda bu tip ekipmanları çok görüyoruz. Çoğu ithal ürünler. Ve tabii yerli alternatifleri de olabilir ama biz sonuçta kendi imkanlarımızla yani çok düşük maliyeti. Bunu o zaman yani 300 TL ile 500 TL arasında bir maliyeti vardı. Fakat almak istediğimizde 2000-3000 liraya bulan yani en bas seviyesi ekipman fiyatından bahsediyorum. 2000-3000 lirayı bulan ekipmanlar vardı. Bu sayede çok pratik, fonksiyonel, kesinlikle belli düzeyde sizin çekim kalitenizi arttıran bir ekipman oldu aslında. O dönem Mustafa'ya bu ekipmanı denettikten sonra çok daha farklı orijinal ekipmanlar da birlikte geliştirdik. Lütfen takipte kalın. Daha ilginç ve yaratıcı pratik çözümlerimizi ilerleyen dönemde sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz kanala abone olun ve yanındaki bildirim zilini açarsanız yeni çıkan videolardan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu kadar kaldıracağım. Evet.